Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayınımız süresince inşallah sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandıracağız. Hemen bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı iletebilirsiniz. Cep telefonları vasıtasıyla sorularını bizlere kısa mesaj şeklinde iletmek isteyen dostlarımız cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e iletebilirler. Facebook üzerinden bizlerle bağlantı kurmak isteyen, sorularını, istek ve görüşlerini bizlere iletmek isteyen dostlarımız facebook.com/merakdost adresini kullanabilirler. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com adresi üzerinden de bizlerle sorularınızı, İstek ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, bugün sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri değerli hocam Doçent Doktor Halil Altuntaş Beyefendi ile birlikteyiz. Sizlerin merak edilen sorularını sormaya, hocamızın değerli ilminden istifade etmeye başlıyoruz inşallah. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Afiyettesiniz inşallah. Cenab-ı Hak şükrünüzü artırsın. Elhamdülillah. Duacı sağlığınıza. Efendim izleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Bir öğrenci arkadaşımız, benim bir arkadaşım KPSS kursuna gidiyor demişler. Yani bir dershaneye gidiyor. Oradan ona internet üzerinden video izlemesi için bir şifre verilmiş. O şifreyi girdikten sonra internetteki hocaların derslerini bilgisayar üzerinden izleyebiliyorlarmış. Arkadaşı da bu şifreyi kendisiyle paylaşmış. İzleyicimizin ben aynı şifreyi kullanarak o videoları izlesem bu benim için caiz olabilir mi demişler. Tabii kendisi o dershanenin yerine olduğu zaman ne cevap verecek? Dershane yöneticisi kendisi olsa bu kardeşimiz, kendi hazırladığı programın kendisine hiçbir bedel ödemeyen kimselerin kullanmasına razı olur mu? Olursa, yani fiili durumda dershanenin sahipleri bu işleme razıysa bir sakınca yok. Razı değilse, ki büyük bir ihtimalle razı değildir, kullandırması caiz değildir, kullanması da caiz değildir. Evet. Buna yine paralel bir soru var Kıymet Hocam. Aslında notlarım arasında son sıralarda fakat şimdi sormak istiyorum. İnternetten ders notları indirmek caiz mi demişler. İnternette bir sitede tıpta uzmanlık kısa ismi TUS olan dershanenin sınavın hocası tarafından anlatıldığı ders kayıtları varmış, ses kayıtları. Bu kayıtları ben bilgisayarıma indirip dinlesem caiz olur mu demişler. Onu kendisi bilir hükmünü. Kamuya açıksa, herkesin istifade edebileceği bir konumdaysa tabii ki gayet tabii. Ama genellikle kullanılması istenmeyen programlar şifreli olduğu için bu şifreyi kırıp indirmek caiz değildir. Evet, teşekkür ederiz. Bir Facebook sorusu alalım Kıymet Hocam. Tolga Duman sizlere selamlarını iletmişler. Muhterem Hocam, katılım bankalarının olmadığı bir yerde diğer faizle işlem yapan bankalardan enflasyon kadar faiz almak caiz olur mu demiş. Enflasyonun binde biri kadar da olsa faiz almak caiz olmaz. Enflasyonun faizde söz konusu olduğu yer şudur. Bir insan bankada parası var veya birisinde parası var. Siz oraya paranızı korumak için yatırmışsınız. Paranız orada şeye ziyana uğramış. Evet. Bir şekilde. Ama bu bankayla olan ilişkinizden dolayı değil. A şahsına, şahsı B şahsına karz-ı hasen vermiş. Karz-ı hasen uzun süre kaldığı için borç verenin parası değer kaybına uğramış. Bu değer kaybını nasıl telafi ederim, edebilir miyim sorusunun cevabıdır bu. Yani enflasyon oranında, daha Türkçesi, paranız ne kadar değer kaybetmişse onu karşılık olarak alabilirsiniz. Bu Ebu Hanefi mezhebinden Ebu Yusuf'un görüşüdür ve mezhep de bunun üzerine gitmiştir. Zinhar caiz değildir. Dolayısıyla kağıt üzerinde 100 lira vermişseniz değeri ne olursa olsun 100 lira almak yetkisindesiniz. Fazlasını alamazsınız diyen alimler var. Ama bu iktisadın, ekonominin hakikatleriyle çok örtüşmeyen bir görüştür. Ebu Yusuf Hazretleri'nin görüşü uygun, makul olarak uygulanmaktadır. Gelelim bankada bu işlemin yapılmasına. Banka bizatihi faiz almak üzere oluşturulmuş bir kurum olduğu için siz paranızı oraya yatırdığınız zaman yahut da bu parayı alacağınız zaman faiz kavramı üzerine, faiz aktı üzerine imza atmış olursunuz. Dolayısıyla enflasyonun hizasında değil, altında bile olsa faiz işlemi olduğundan dolayı caiz olmaz. Evet, teşekkür ederiz Kıymet Hocam.
Bir telefon bağlantımız var. Akabinde merak edilen soruları sormaya devam edeceğiz. Ankara'dan Merve Hanım telefon attığımızda. Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Benim hocama sorum olacaktı. Buyurun. Bayanlar müsait olmadıkları zaman hangi duaları okuyabilirler? Evet. Onu sormak istemiştim ben. Başka bir sorunuz var mıdır efendim? Şu an yok, sadece bunu soruyorum. Sıhhat diliyoruz, hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Evet, evet muhterem. Bu konuda hanımlara getirilen sınırlama Kur'an okumakla alakalıdır. Herhangi bir duayı dilediği şekilde, dilediği zaman bir insan bu şekilde olduğu durumlarda okuyabilir. Hatta ulemanın cevaz verdiği bir tarafta var. Kur'an-ı Kerim'den dua ayetlerini dua niyetiyle de okuyabilirler. Fatiha suresini dua niyetiyle okuyabilir. Onun içerisinde Kur'an-ı Kerim içerisinde başka dua anlamı taşıyan ayet-i kerimeler var. Bunları öğrenerek okuyabilir. Kısacası dua okumakta bir sakınca yok. Dua ayetlerini dua niyetiyle okumakta bir sakınca yok. Ama Kur'an okumak sakıncalı. Evet. Efendim Ramazan Çöşlüklü sizlere selamlarını iletmişler. Ablam sınava girecek. Hangi sureleri okuyabiliriz? Surenin okunma sayısı önemli midir? Veya sure okumak ablamın sınavında pozitif bir etki oluşturur. Sure okumaktan daha önemli olan o sorulara cevaplayacak kapasiteye gelmektir. Yani ilmi öğrenmekte. Evet. Yani soruların sorulduğu takdirde verilmesi gereken cevapları biliyorsa en güzel dua budur. En güzel sure budur o anlamda. Bunun üzerine usulünce dua yapılırsa Cenab-ı Hak size daha fazla kuvvet, kudret verir. Zihninizin açılmasına, manen desteklenmesine sebep olur. Çalışmayan, çalışması eksik olan bir insanın yapacağı dualar yersiz, Cenab-ı Hak'tan yersiz taleplerde bulunmak anlamına gelir. Onun için çalışmışsanız bir tane Fatiha okursanız, Ya Rabbi beni bu imtihanda muvaffak kıl demeniz bile yerine yeterli göre olabilir. Yeterli olabilir. Ama özel bir sure ya da dua yok. Şu kadar sure okumak, şunu yaparsan açılır. Bütün bundan hiçbirisinin Peygamberimizin sünnetinde yeri yok. Esas olan çalışmaktır. Şu duayı şu kadar okursan, şu işin şöyle olur. Bütün bunlar, bu gibi şeyler dua kitaplarında vardır. Peygamber Aleyhisselam'dan nadiren böyle şeyler hukuku bulmuştur. O da teşvik manasındadır. Cenab-ı Hak sizin yaptığınız duayı kabul etmek zorunda değildir. Bu mantıktan hareketle siz duanızı yaparsanız Resulullah Efendimiz'in çok tavsiye ettiği bir dua da olabilir bu. Hatta şu duayı yaparsanız işiniz böyle olur müjdesine bakarak ben okudum olmadı haşa Peygamberimiz doğru söylemedi mi diyeceğiz. Hayır. Tabii. Duanın kabul edilişinin, dua etmenin ne demek olduğunun mantığını bileceğiz. Bir, Cenab-ı Hak bizim dualarımızı kabul eder ama kabul etmek zorunda değildir. Duası kabul edilecek bir ağza sahip olmak. Bu duanın kabul olmasını gerçekleştirmek için yapmamız gereken fiilleri, çalışmaları ön şart olarak yerine getirmek kaydıyla dua yaparız. Peygamberimizden çeşitli işlerle alakalı çeşitli dualar rivayet edilmiştir. Hacet duası diye olur, tövbe namazına yapılacak dualar. Bunları ezberleyip yapabilenler yaparlar. Yapamayanlar kendi içlerinden geldiği gibi kendi ana diliyle dua yapınca Cenab-ı Hak inşallah onları da kabul eder. Yeter ki kabul edilebilecek bir dua yapmak, kabul edilecek duayı yapabilmek, yapabilecek kişiliğe sahip olmak önemlidir. Bunun dışındaki yöntemler tamamen kestirmeci düşüncelerdir, kolaycı düşüncelerdir. Her işi duaya yıkıp Cenab-ı Allah'tan bir şey yapmadan talepte bulunmak tabii ki doğru olmadığını her aklı başında olan Müslüman bilir. Bize düşen şey elimizden gelen çalışmaları yerine getirip sonunda bildiğimiz dualar varsa okuyabildiğiniz kadar okuyun. Yani çalışmalara da fiili dua diyebiliriz aslında değil duanın mi hocam? Duanın esası fiildir. Onun için kıldığımız namaz duanın en mükemmelidir. Tuttuğumuz oruç Eyvallah. Duanın en mükemmelidir. Hacca gitmek duanın en mükemmelidir. Bunun üzerine sözlü de dua yaparsanız kaymağın üzerine tereyağı sürmüş olursunuz. Elhamdülillah. Evet. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan gelen hadis-i şerif rivayetlerinde bakınız hadis kitaplarında dua bölümleri vardır. Çok ciddi güzel dualar peygamberimizden gelmiştir. Ama dua meselesinin aslını incelediğiniz zaman İslam sözden çok fiili duayı telkin eder, teşvik eder ve duaların kabul edilmesinin temel şartlarından birisi de sözlü duanın öncesinde fiili dua yapılmasıdır. İnşallah. Teşekkür ederiz Kıymetli Hocam.
Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Şenol Bey bizleri Batman'dan aradılar. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şenol Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Hocam iki sorumuz olacaktı. Buyurun. Hocam benim üvey annem var. Üvey annemin annesinden abdestim bozuluyor mu? Hani bazen el öpmeye gidiyoruz. Acaba abdestimizi tazelememiz gerekiyor mu hani? Evet. Şafii mezhebine göre. Bir diğer konu da hocam şu şekilde. Benim süt kardeşim var. Evet. Kız kardeşim. Onun teyzesi benim teyzem oluyor mu? Abdestim bozuluyor mu? Evet. Yöneltelim inşallah efendim. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Evet muhterem hocam. İkisi de abdestle alakalı. Evet. Süt kardeşlikle gelen akrabalık sadece süt kardeşi kapsar. Kapsar. Diğerinde de anneanneniz sizin anneniz hükmündedir. Üvey de olsa o bizim anneannemiz. Evet. Yani hayır annenizin üvey anneannesi mi diyor? Üvey annemin annesi dedi hocam. Üvey annenizin annesi size yabancıdır. Yani bozulur. Bakayım şöyle düşüneyim bir daha. Hayır. O şeydir. Mahrem olur. Yine? Yani üvey annesi de babasının nikahladığıdır. Hı hı. Onun annesi de ona şey olur, mahrem olur. Evet. İkisinin evet. de cevabını vermiş olduk. Efendim izleyicimiz selamlarını iletmişler. Bizlere böyle güzel program yaptığımız için teşekkür etmişler. Teveccüh gösteriyorlar. Almanya'da ticaret yapmaktayım, taşımacılık sektöründe demiş. İşimizi yapabilmek için araçlarımızı taksitli yani banka üzerinden ve dolayısıyla faiz almak durumunda kalıyoruz. Sistem bunu gerektiriyor demiş. Hocam söylesin lütfen işimizi mi bırakalım yoksa bunu Almanya'yı darül harp sayıp bu işi meşru gösterebilir miyiz? Bu durumda hüküm nedir? İşimizi bırakırsak aç kalırız demişler. Hayır. Sizden cevap aç kalmaz herhalde. İşini bırakı Almanya'da işin o işi yapmadığı için aç kalacak bir insan tasavvur edemiyorum ben bir kere. Yani belki işimizi bıraksak aç kalmayız falan demek istemiş olabilir. Ha pardon şöyle çok özür dilerim hocam. Bende hata var. Sevgili Murat Şahin demiş ki kesinlikle aç kalmayız hamdolsun tamam. demişler. Evet. Almanya'da çünkü o anlamda aç kalma diye bir şey söz Eyvallah. Konusu olmaz. Şunu söyleyelim. Evvela Darül Harp meselesinden başlayalım. Darül Harp dediğimiz hadise İslam fakihlerinin fıkhın oluştuğu dönemde Müslüman coğrafyasının Müslüman olmayan coğrafyayla olan münasebetlerini savaş hukukunu düzenlemek üzere getirilmiş fıkhi temel ilkelerini Kur'an ve sünnetten alan bir düzenlemedir. Ama bunlar içtihadi meselelerdir. Zamana zemine göre değişebilecek yaklaşımlardır. Ebu Hanife zamanında, İmam Şafii zamanında, İmam Malik zamanında ortaya konulmuş bir darül harp kavramı ve onun getirdiği ölçüleri bugün içtihatlarına getirip uygularsanız Kur'an ve sünneti anlamadığınız anlamına gelir. Resulullah zamanında, Ebu Hanife zamanında, Ebu Hanife'nin darül harpla alakalı farklı içtihatları vardır. Orada işte darül harpta eğer mutlaka Müslüman karlı çıkacağını biliyorsa onlarla faiz muamelesi yapabilir şeklinde çok da tatbik edilmeyen bir görüşü vardır. Bazı insanlar bu görüşe dayanarak Almanya'daki Müslümanlara sen faiz al faizini bana ver karışma sen ötesine diyen insanların olduğunu duyduk. Allah muhafaza buyursun. Bakın Müslüman için faiz her yerde faizdir. Dünyanın neresinde olursa olsun ızdırari durumlar, zaruret durumları müstesna Müslümanın faizle muamelesi caiz değildir. Alması da caiz değildir. Vermesi. Vermesi de caiz değildir. Bu işlemin yapıldığı yerin yakınında durması da mümkünse caiz değildir. Dolayısıyla faizle Müslümanın işi yoktur. Efendim Darül Harp'te hayır Darül Harp diye bugün bir şey zaten kalmadı. Sen Darül Harp diye kabul ettiğin söz gelimi A ülkesine ne yaptırabiliyorsun? Hiçbir şey. Harp dediğin takdirde sen ona gidip de harbin hukukunu uygulatabilme kurulun var mı? Onunla sen savaş halinde misin? Hayır. Dünyanın bütün ülkeleriyle barış içinde yaşamaya ahdetmiş bir toplumumuz var. Biraz da öyle de olmalıyız. Bugün şartlar bunu gerektiriyor. O halde sen bir taraftan barışla yaşamaya azmedeceksin. Öbür taraftan kişisel probleme gelince bundan 1500 yıl önce yapılmış bir taksimatı Darül Harp, Darül İslam taksimatını esas alarak İslam'ın, Kur'an'ın en ağır bir şekilde yasakladığı bir yasağı bir takım eften püften gerekçelere dayanarak yurt dışında deleceksin. Bu olacak iş değil. Bu içtihada uymak caiz değildir. Ama
bugün uyumak caiz değildir. Ebu Hanife'nin söylediği zamanda o şartlara göre onun açısından o içtihat doğru olabilir. Ama her içtihadın dışında farklı içtihatlar da var. Bunu caiz görmeyen görüşler de elbette var. Bugün de bunun caiz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle olunca ne yapacak? Buradaki kardeşlerimiz sermaye sahibi olacaklar, değil mi? Efendim ben filanca nakliye işini yapıyorum, araba alacağım. Aldığım arabalar, efendime söyleyeyim, faizli. Şimdiye kadar arabalarım var. Bunların borçlarını faizli ödemek zorundayım. Bunları geri vereyim mi? Hayır, bunları geri vermeyiniz. Ama bundan sonra yapmayın. Bu soruyu sorduktan sonra yapma niyetiniz olanları yapmayın. Başka yöntemlerle bu işi halletmeye çalışın. Edemezseniz bizden size söylemesi, faizle iştigal ederek ömrünüzü geçirmeyin kardeşim. Cenab-ı Hak kurtarsın inşallah. Evet. Bismillah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kim Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınırsa Allah içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan ona bir çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu rızıklandırır. İnşallah. Buna yürekten inanıyoruz. Buyuruyor Rabbimiz. Bir telefon bağlantımız var. Akabinde küçük bir reklam arası vereceğiz. Alo. Merhaba. Kolay merhabalar. Gelsin. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocama bir sorum olacak mı? Tabii ki. Buyurun. Merhaba hocam. Kolay gelsin. Buyurun Zeynep Hanım. Dinliyoruz efendim sizi. Şimdi ben sınavlara hazırlanıyorum. Hı-hı. Sınavlarım yani çok aşırı derecede zor, meşakkatli ve bunun sonunda mülakat var. Evet. Sınavlarda hem yani sınavlara hazırlanırken hem dua olarak hem kavli hem de fiili duamı yerine getiriyorum. Ama dediğim gibi sınavdan sonraki mülakatlarda işin içerisine referans giriyor. Evet. Şimdi ben referans yapsam kul hakkına gireceğim. Yapmasam başkaları benim kul hakkıma giriyor. Yani ne yapacağımı şaşırdım yani. Öyle söyleyeyim. Eyvallah. Ben hem çalıştım, hem dua ettim. Yani hem fiilisini hem kavlisini yaptım. Peki referans bulup da benim yerime geçen insanların bu onların kısmeti mi oluyor? Yoksa benim duam daha vakti var mı? Yani soralım Zeynep Hanım inşallah hocamıza. Sorunuzu anladığımızı düşünüyoruz efendim. Sizlere de sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Sevgili dostlar küçük bir ara akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.